Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle konum enerji, motivasyon arttıran besinler ve müzikler. Böyle bir konu seçtim. Neden derseniz, çünkü enerji ve motivasyonunuz sizin yaşamanız için çok önemli. Arttıran besinler de çok önemli, müzikler de. Müzik ruhun gıdası, yemek de bizim canlı kalmamız için yememiz gereken yiyecekler diyebilirim ben size. Tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar, enerjinizi ve motivasyonunuzu arttıran besinleri nereden biliyorsun dersen, ya da müzikleri, kendim uyguladığım şeyleri sizden bahsedeceğim. Yani kendim nasıl yaptım ve bunları size nasıl bahsedeceğim. Arkadaşlar, bu besinler çok önemli yani enerjiniz için. Sizin düzgün bir şekilde her gün yemeğinizi yemeğiniz lazım. Aynı saatte, aynı dakikada olmasına gerek yok ama hemen hemen. Ama bu olmuyorsa da yiyecekleriniz önemli. Mesela fast food yerine, bu 40 yılda bir yiyebilirsin fast food'u. Fast food yerine ev yemekleri yemenizi ben tercih ederim. Ev yemekleri yapan yok. O zaman kendin yapacaksın. Bakın, MasterChef var. Aç izle. İzlersen öğrenirsin. Ya da kitaplar var. Google'dan yaz. Orada öğrenebilirsin. Yani bahane aramayın. Benim tavsiyelerim bunlar. Geçiyorum. Besinler dedik. Nasıl besinler? Enerjinizi arttıracak, motivasyonunuzu yerinize koyacak. İlk önce benim kendi motivasyonumu arttıran besinleri söyleyeyim. Meyvelerden, bakın meyvelerden muz, elma, yazın işte bunun yanına hani ekleyebilirsiniz. Benim genelde severim. Elmayı severim ben. Armutu severim. Bunlar arttırır. Hem tatlıdır, enerjinizi arttırır. Bunun yanına siz ekleyebilirsiniz. Ya dersin, ben şunu da seviyorum. Ben işte bunu da seviyorum. Fark etmez. Ekleyebilirsiniz. Benim kendim bu. Mesela bazen, hep değil. Bazen, gün içerisinde bazen enerjinizi arttırmak için sabah ve hatta bir kahvaltıdan sonra Türk kahvesi. Yararlı olabilir. Zaten kalp dostu Türk kahvesi. Bakın, ben size girip de hani ekstra kahve, şu kahve demiyorum. Arttırabilir diyorum. Ya da sade kahve içebilirsiniz. İçemeyenler sütlü kahve de içebilir. Bunlar enerjinizi biraz daha arttırır. Örnek veriyorum. Spor yaptığınız zaman da bir kahve tüketebilirsiniz. Dediğim gibi meyveyi yiyebilirsiniz. Bunlar enerjinizi ve motivasyonunuzu biraz daha yerine koyuyor. Örnek veriyorum. Çikolata tabii kimyasal bir bileşim yani. Kimyasaldan yapılıyor. Sonuçta makineler gibi çikolatayı, ama iyi bir çikolata yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız diyelim hazır ben alıyorum. Evde yapmanızı ben tercih ederim. Ama hazırlıyorsanız çikolatayı, bunu arada kendinizi kandırmak, beyninizi kandırmak, motivasyon olarak da tüketebilirsiniz. Bitter olmasını ben size öneririm. Bitter. Ama acı bitter değil. Ben mesela ilk bitter yiyişimde ben dedim bunu yemem. Ben dedim bunu yemem. Niye dedim? Çünkü ya böyle çikolata mı? Ben dedim ne yiyorum ya dedim. Acı yani. Acı bir tadı var. Acı değil. Onların bir oranları var. %70, %80, %40, hani yüzdeleri var. Yüzde örnek veriyorum. %30 bitter. Yüzde gerisi normal çikolata olabilir. Ağzınıza yakmayan yiyebilirsiniz. Mesela kahve yanında tüketebilirsiniz. Veyahut da ben bitter yiyemiyorum. Tamam, normal ama kalitelisinden yemeyi tercih ederim ben sizin. Yani çikolatada motivasyonunuzu, enerjinizi arttırır. Çünkü yiyeceğiniz besinler, yiyeceğiniz besinler sizin konuşmanızı, duruşunuzu inanın etkiliyor. Her şeyinizi etkiliyor. Örneğin mesela ev yemektir. Yemeklerden de kendim mesela keşfettiğim ve bunu da ben yiyorum bu arada. Mesela patates kızartması. Zararlı olduğunu bilerek kızartma olduğu için, ama dışarıdakinden evde yaptığınız yararlıdır. Evde yapıyorsanız, çünkü yağsız belli, her şey belli. Arada yiyebilirsiniz. Enerji arttırır. Patates kızartmasını ben seviyorum. Pilav. Bulgur pilavı da olabilir. Normal pilav da olur. Bu da benim mesela kendi kullandığım pilav. Bulgur pilavı. Patates kızartması. Bunları da yiyorum ben. Enerjimi arttırıyor. Ekstra yemeklerden ne yiyebilirsiniz? Yanına fark etmez. Nohut koyabilirsiniz. Normal patlıcan yemeği olur. Patlıcan sevmeyen,
taze fasulye yedir, onu sevmeyen, çorba yap, normal bir çorba yap. Mesela mercimek çorbasını yap. Hazır da alabilirsin ama yapmanı tavsiye ederim. Aldıysan da mesela üzerine tereyağı kızart, dök. Mercimek çorbasını üzerine tereyağı kızart, dök. Limon sık. Bu da mesela benim kendi yediğim bir yemek. Seviyorum, severek yediğim. Arada kendinizi şımartın. Gidin dışarıda, tabii arada yiyin. Arada yiyin dışarıda. Kendinizi şımartın. Ama bunları da bilin. Yani evde ne yiyorsunuz? Ne yapabilirsiniz? Bunları yapabilirsiniz. Evinize sürekli et girmez, sürekli balık girmez. Bunlar hep arttıran şeyler. Ben burada bir de şey konuşmak istemiyorum. Ya işte ben balık yiyorum da bunlar arttırır et. Nasıl yiyorsun? Kilosu belli. O yüzden burada önemli olan yediğim ve yemekte olduğum şeyler, bana yarayan şeyler. Bana yarayan şeyler bunlar. Kendi. Çünkü genelde de hep hemen hemen aynı. Bazen değiştiriyorum. Mesela tatlı olarak hafif tatlıları tüketmenizi ben tercih ediyorum. Hafif tatlı. Ne düşünüyorsun tatlı olarak? Yani ben tatlı seviyorum. Tamam, ben de seviyorum. Ne? Sütlaç yiyebilirsin. Kabak tatlısı yiyebilirsin. Ucuz. Cevizli. Yani ceviz atmasan benim sadesini ye. Bak ucuz diyorum. Ucuz şeyler de yiyebilirsin. Ama kendin bunu belirlemen lazım. Helva yap. Un helva mesela. En ucuz yani. Arttıracak şey. Besinler. Bu da enerjinizi arttırır. Un, helva ama kıvamında. Bunun gibi çok var. Besinler mesela, ben bunları yerim. Ucuz, irmik helvası. İnanılmaz ucuz. Marketlerde var mesela. Arttırır. Tatlıcısanız bu şekilde. Tuzlucusanız da yine dediğim gibi tuzladan ne yerim dersiniz. Aşırı tuzla da hani benim aram pek yok. Yani seviyorum da çok fazla. Ben biraz daha tatlıcıyım. Nedense tatlıyı seviyorum. Tuzdan da ne yiyebilirsiniz derseniz yiyeceğiniz şeyler tabii belli. Ben poğaça. Poğaça. Çok sade poğaça. Yani tuzladan poğaça falan yiyebilirim yersin. Ya da patates böreği falan olabilir. Kendi yediğim şeyler. Bunlar benim kendi genelde yediğim şeyler. Kahvaltımda normal kahvaltı yapıyorum. Ekstra bir şey yemiyorum. Ekstra. Enerjim beni bunlar arttırıyor. Dediğim gibi müziklerden de enerjimi arttıran, o an kulağıma hoş gelen şeyler benim enerjimi arttırıyor. Bir de soft müzikler var. Sade müzik. Yani arka plana çalacak müzikler var. Ne gibi? Tamamen mesela Mozart. Klasik Mozart aç, dinle, uyu. Onunla da uyuyabilirsin. Arttırır. Dinlendirici müzikler tercih etmeni ben sunuyorum. Tavsiye ediyorum. Dinlendirici. Hafif Mozart, Beethoven, bu tarz. Piyano fark etmez. Fazla say açabilirsin. Fazla say dinleye piyano. Ney müziği açabilirsin. Onu sen, ne mesela? Ben neyi severim? Dalıp gidiyorsun. Dalıp gidiyorsun. Musiki açabilirsin. Osmanlı musikisi. Yani kulağına ne geliyor? Senin o anki ihtiyacın ne? Aç. Bunlar seni dinlendirir. Biraz daha böyle, nasıl diyeyim, yalın. Biraz daha böyle şeffaf. Şimdi sen gidip de işte ben müzik olarak enerji motivasyon alacağım deyip de gidip rap açarsan veyahut da ne bileyim pop açarsan bunu yakalayamazsın, sağlayamazsın. Biraz daha enerjisi bol, sizi rahatlatacak ve enerjiniz atacak o anki müziği tercih etmeniz lazım. Çünkü müzik ruhun gıdası. Besinlerde, yemeklerde bizim şu anki vücudumuz için aldığımız öğeler, beğenler, bizi ayak tutmak için yediğimiz yiyeceklerdir. Burada enerji ve motivasyonunuzu arttırmanız tamamen sizin de doğru orantılı. Yani tamamen. Çünkü bu yiyecek kendinizi makine olarak görüyor. Makine. Yani siz makinasınız. Ya ben nasıl makineyim? Makine. Ben de makineyim ya. Vücudum şu anda bir check-up olsa, check-up değil de şeffaf olsa şu anda. Yani şu anda kendinizi cam gibi olarak görün. Şeffaf. Beni şeffaf olarak görün ve nasıl çalıştığını bilseniz İnanılmaz makine gibi. Bu makineyi de korumamız lazım. Az yiyerek, az su tüketerek, az yemek yiyerek, az şeker tüketerek, fazla su içerek. Ben de bunları yapmıyorum. Her ne kadar desem de uygulayamayabiliyorum. Yani uygulanması zor bir şey ama yapılması lazım. Arabanın bakımını yaptırıyorsun, benzinini koyuyorsun, yağsını koyuyorsun. Biz de insanız.
bakımımızı yapmamız lazım. Bakımımızı düzenli yaparsak, kendimizi korursak o da bizi korur. Biz kendimizi korumazsak o da bizi korumaz. Biz kendimizi ilk önce korumamız lazım. Vücudumuzu korumamız lazım. Vücut şu an tamamen bizim kontrolümüz altında. Vücudumuz, her şey kontrolümüz altında. Bir de bizim beynimiz var. Bu beyinle vücudumuzu korursak, sağlıklı bir şekilde iyi düşünerek korursak da bu bizi ileride taşır. Enerji ve motivasyon bu şekilde arttırabilirsiniz. Ben kendi yediğim ve uyguladığım yöntemlerden sizlere bahsettim. Keza bunları siz de farklı bir şey yaparsınız. Ya dersin ben makarna çok... Bu arada makarna da seviyorum ben, onu da söyleyeyim. Makarna da unuttum. Yani siz şunu da diyebilirsiniz. Yani makarna seviyorum ben. Senin o zaman tercihin odur yani. Hani senin de besinin vardır. Yani sevdiğin besin vardır. Mesela kuru yemiş. Kuru yemiş mesela enerji arttıran bir besin kaynağı. Fındık, üzüm. Giresun fındığı. Örnek güzel, güzel bir fındık, güzel bir ceviz veyahut da güzel bir üzüm. Çok güzel olur. Ya da badem. Şu ara kaju var. O yumuşak biraz daha. Yumuşak sevenler kaju yiyebilir. Çok var. Yer fıstığı var. Yer fıstığı. İster normal al, ister kendin es. Yer fıstığı çok güzel bir meyve. Enerji arttırır. O kadar çok şey var ki. Enerjinizi arttırmak istiyorsan bu da var. Kuru yemişler içerisinde de arkadaşlar hem omega yağları olduğu için, kalbi yaralı yağları olduğu için buna da size iyi geleceğini ben düşünüyorum. Kuru yemişler. Ölçür yani. Bir avuç. Günde bir avuç yerseniz ya da iki günde bir avuç yerseniz yine faydalı olur. Buna da size arttırır motivasyonunuzu ve enerjinizi. Kim, yani kim insan da motivasyon enerjisini başka maddeden alabilir. Adam der ben yani şunu yiyorum, bunu yiyorum ama ona iyi geliyordur belki. Herkesin kendine göre bir şeyi var. Ama sağlıklı olmasını tercih edin ve gerçekten size yararlı olduğunu düşünün. Ona göre yapın arkadaşlar. Bu konuda ben yazdım, not kısmını yazmıştım. Bu devam notlarımı alıyorum sürekli, görmüş olduğunuz gibi. Notlarda size neler paylaşabilirim? Güzel, iyi. Bazen komik paylaşıyorum, bazen ciddi paylaşıyorum. Ama genel olarak böyle güzel anlatımlar yapmaya çalışıyorum. Bugün konum buydu dostlar. Enerji ve motivasyon arttıran besinler ve müzikler diyorum. İçinizde her şey, onu da söyleyeyim yani. Bütün güç sizin içinizde arkadaşlar. Bunu açığa vurmak da sizlerin ellerinde diyorum. Videomun sonuna geldim. Umarım videomdan memnun kalmışsınız. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.